Günaydınlar değerli izleyenler, sağlıklı yaşamdan güzel bir gün diliyoruz sizlere. Bugün de stüdyo konuğumuzla yeniden birlikteyiz ve bugünkü konuğumuz her cuma olduğu gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, çocuk onkoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Kudret Çağlar oluyor. Kendisiyle hem anne sütünü konuşmaya devam edeceğiz hem de süremiz yettiğince bebek gelişimine de değineceğiz bugün. Sizin de sorularınız olacaksa telefonlarınızı bekliyor olacağız. Evet Sayın Çağlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Zaman. Ben iyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Bir hafta ara, bir evet. Hafta dinle çalıştık yoğun tempolarla. Ve anne sütüyle yeniden birlikteyiz bugün. Yeniden birlikteyiz ve anne sütüyle ilgili feci derecede bana mail atıldı. Onu da söylemem gerekiyor. Gerçekten can alıcı anneler, bir konu. Anneler şikayetçiler. Ben onlara diyorum ki beceremiyorsunuz şu anne sütünü vermeyi diye. Hepsi diyor ki neden ki hep diyor annelere yükleniyorsunuz, bebeklere neden yüklenmiyorsunuz diyorlar. Evet. Ama o bebeği biz idare etmemiz lazım efendim. Ve neticede çok güzel bir tepkiler aldık anne sütüyle ilgili. Evet, tabii bu hafta da sizde soru çok. Evet, ben geçen hafta tamamlayamamıştık. Bugün devam edeceğiz İstediğiniz demiştik. İstediğiniz kadar anne sütünü anne konuşabiliriz. Anne sütünü tabii ki. Tabii biraz çalışan anneler için anne sütünü saklama koşullarından bahsedelim isterseniz evet. Bugün. Şimdi tabii ben hep onu söylüyorum. Hiç siyaset yapmak istemiyorum. Yapmayacağım da ama olur da bir görev olursa ileriki günlerde, çok ileriki günlerde ki öyle bir ihtimali ben kapatıyorum kendi şeyimde. İlk yapacağım iş annelerin süt iznini 4 aya uzatmak olur. Ya bu çok aslında güzel bir bu aslında bir reklam veya bir propaganda değil yaptığım. Çünkü politikadan ve polemikten uzak duruyorum. Hayatıma da koymak istemiyorum ama buradan bir çağrı olsun. Evet. Yeni yönetimlere, orada siyasi görev yapan arkadaşlara ki çoğu doktor. Ne kadar güzel anavatanda bunu yürürlüğe koymuşlar ve anavatanda 4 ay süresince anneler izinli sayıyorlar. Ve ödenekli izin alınıyor. Düşünün ki bir özel şirkette çalışıyorsa dahi o özel şirket eğer bu süre içerisinde onu dışarıya çıkarmak veya onun işine son vermek gibi bir düşünceye sahip evet. olursa ona da büyük tazminler veriyor, tazmin paraları veriyor. Demek ki annelerin anne sütü vermelerine olanak sağlayacak bir imkan yaratmamız lazım. Bu çok önemli. Çok yani anne stres olmayacak, anne bebeğiyle birlikte olacak, anne evde onu sevecek, koklayacak, işte stresten uzak kalacak. İş hayatı bebeğin çok zor. Bebeğin anneyle birlikte olması gereken bir dönem o. Zaten anne çok ve önemli. Bebek bağlantısı çok önemli. Ve 4 aya kadar anne sütü bizim açımızdan çok kıymetli. İnanın Türkiye'de bunu çok güzel başarılmış ve 4 aya kadar sadece anne sütü kullanarak götürüyorlar. Hatta 6 aya kadardır eğer ki anneler evet. iş hayatında olmazlar ise ve sütlerinin besleyiciliği de yeterli geliyorsa biz 6 aya kadar diyoruz. Tüm tıp kitapları 6 aya kadar yazıyor. 6 aya kadar sadece anne sütü. Bunu hiç unutmayın. Ama tabii iş hayatında olan anneler özellikle zorlanan iş ortamında zorlanan evet. annelere dikkat edecek olursanız 4 aydan sonra biz ek gıdaya başlıyoruz ki onlara destek versinler. İşte zebze çorbası gibi başlıyoruz. Yoğurt gibi başlıyoruz. Meyve suyu gibi başlıyoruz. Ama yine bunu söyleyeyim. Şişman çocuk iyi çocuk demek değildir. Ve anneler hep muhallebiyle, pirinç unuyla başlamak isterler. Evet. Bunlar da hep kilo aldırır. Tabii kilo alınca da çok hoşlarına gider anneler ve anneanneler. Bak diyor ne kadar güzel kilo aldırmışız. Halbuki o grafiklerimiz var ya bizim kilo takip grafikleri. Biz onlara percentil deriz. Onların üzerinden aşırı bir yükselme yapmasını istemiyoruz. O da bize zarar veriyor. Demek ki belli oranda kilo alması gerekiyor annenin. İşte bu evet. bebeğin. İşte bu 4 ay çok kıymetli. Onun için 4 ay muhakkak annenin sütünü alması gerekiyor. Tabii ki 40 gün işten sonra izin bence çok az. Tabii bunu hep ben söylüyorum. Yani ilk iş bu olmalı. Yani çok da kıymetli bir iş. Onu nasıl yapılır? Türkiye'de onun örnekleri var. Evet. Anavatan bunu yapmış. Burada da yapılabilir. Burada da düzenlenebilir. Çok iyi olur. Ve ben 4 aya kadar anne sütünün alınmasını teşvik etmemiz lazım. Evet. Yani bu çok kıymetlidir ve buradan ben Sağlık Bakanlarına da, yeni hükümete de, muhalefette olan partilere de ne yapar yaparlar ama 4 aya kadar annelere izin verirler. 4 aya kadar annelere izin verdiler. Bizim için artık gerisi kolay. Anne sütü yeteri kadar bebek almış olur. Yani anne sütü kesmeyeceğiz yanlış anlamayın. Ama anne o yükü atmış olur. Ek gıdalar başlanabilir. Ve neticede evet. daha rahat bir dönem geçirebilir anne. Ama 40 gün çok az. Onun için saklamak gerekiyor. Evet. O saklama koşulları da çok önemli.
Önce temiz eller olması lazım bu işlemi yapmadan önce. Yani iş ortamında sağmaya çalışan anneler var, yapmaya çalışıyorlar. Evet. Yani büyük bir özveri be Özlem Hanım. Ya vallahi büyük bir özveri. Yani şimdi takdir etmek lazım. Anneler, hep anneler diyor ki bize yükleniyorsunuz ama olur mu ya? Anneden daha kıymetli bir şey var mı? Çok yani, kutsal bir yani, görev aslında. Hiç ayrı bir tartışma bile kaldırmaz. Hı-hı. Anlatabildim mi? Biz erkeklere böyle ağızda bir çırpıda söyleyip geçip gideriz de yani anne olmak farklı bir duygu. Evet. Bunu hiç unutmayalım. Çok yani doğru. Ben hep takılırım annelere. Veremiyorsunuz, edemiyorsunuz ama kolay mı? Yani o bebekle uyumu biraz sonra onu anlatacağım. Hı hı. Düşün bir de çalışma hayatının içerisinde bu anne. Bebek bir taraftan evde süt istiyor. Ev işleri kafasında. Hı hı. O taraftan işin stresi kafasında. Çok doğru. Ve bir de anlamayan bir eş varsa vay haline. Anlatabildim mi? Hayat yani, yaşanılmaz oluyor. Yani çok zor. Ben yani saygı duyuyorum onu samimiyetle söyleyeyim. Annelere hep şaka da yaparım bakmıyorsunuz bebeklere diye ama bunların hepsi latife. Kesinlikle anne olmak çok zor. Evet. Babalar da çok iyi destek vermeleri lazım. Yani çocuk sahibi olunduktan sonra babanın görevi bitmiyor. Aslında ondan sonra başlıyor. Fiili destek vermesi lazım. Ama yine söyleyeyim babaların sabrı az. Yani biz bunları hep söylüyoruz ama yani psikolojimizde o mümkün değil. Samimiyetle söyleyeyim. Kendi çocuklarımda bile olsa 1-2-3 ağlar eder. Artık bakıyorsun ki yaramazlıktır yaptığı. Yani bir şey yok ortada. Tamam mı? Hemen sen yan tarafa geçiyorsun. Diyorsun ki eşine ya sen bir bakıver de ben böyle yan tarafa geçip yatayım falan oluyor. Evet. Ama yani dayanamıyor. Yani erkek bünyesi. Samimiyetle söyleyeyim size. Kadının doğasında olan dayanamıyor. Yani aslında. Aşı yaparken baba dışarı kaçıyor. Yani niçin dışarı kaçıyorsun kocaman erkek adam yani. Dayanamıyor. Böyle ben de kendi oğlumdan kan alırken ben hastanenin dışına çıkardım. Ya böyle bir şey var mı? Evet. Bir doktorsunuz bu işi biliyorsunuz. Alt tarafı kan alınacak. İşte tatilde çünkü bir apandisit yaşadık biliyorsunuz onlar. Çok tatsız bir dönemdi. Oğlan da ben hastanenin dışına çıkardım. Kan alınacağında, damar yola takılacağında. İnsanın kendi çocuğu söz konusu ama tamam da anne farklı. Duruyor. Bakın anne duruyor orada onu yapıyor. Yani takdir etmek lazım. Anneye madalya takmak lazım. Ama ben dayanamıyorum. Yani doktorum ama dayanamıyorum. Yani orada böyle içim içime yiyor bir şeyler oluyorum. Yani şimdi diyeceksin ki iyi güzel de yani sen bunları biliyorsun. Nasıl dayanamıyorsun? Dayanamıyorsun. Onun için erkek bünyesi aslında buna uygun değil. Anlatabildim mi? Anlayışlı olması lazım. Sabırlı olması lazım. Eşine destek olması lazım. Çocuğa bakamazsa bile yemek yapması lazım. Ben onu söylüyorum. Yani başka bir şekilde, destek vermesi lazım. Ama yani çocuğa bakımda annenin görevini hiç kimse alamaz. Nasıl anne sütünü biri alamadığı gibi. Bakın anne sütünü alamadığı gibi. Evet. Hiçbir mama, hiçbir süt anne sütünün yerinde değildir. Bunun altını çizelim. Yani ben bir mama vereceğim de anne sütünün yerini alacak. Böyle bir şey yoktur yani hiçbir yerde. Ha, annenin yerini de hiçbir kişi dolduramaz. Ne bakıcı, ne anneanne, ne baba. Anne annedir. Onun için anneanne belki birazcık anneanne babaanne destek veriyor. Onlara saygı duymak lazım ama yine de anne. Çok doğru. Onun için annelere ne yapılır yapılır. Buradan mesaj olsun. 4 ay lütfen izin diyoruz. Bu çok önemli. Çünkü saklama koşulları da zor. Oraya geleceğim sevgili Özlem Hanım. Ben çok lafı uzattım ama. Estağfurullah. Çok güzel önemli şeylere yani. Değiniyorsunuz. İnanın çok önemli tabii. Yani bunlar. Çünkü ailede sosyal hayat da önemli. Yani anne eşlerin anlayışlı olmaması ayrılıklara götürüyor. Kaç tane insan çocuk sahibi olduktan sonra bir bakıyorsunuz ayrılık. Niçin? Annenin görevi artıyor. Diyor ki benimle yemeğe çıkamıyor. Nasıl çıksın be kardeşim yani erkek diyor bunu. Evet. O çocuğu besleyecek, büyütecek. Meme istiyor, işte bakım istiyor. Altına bir bezi var, şu budur. Sevgisini vermesine gerekiyor. Seninle çıkamaz yani bu anne. Yani 4 aya kadar hiçbir yere çıkamaz anlatı. 4 aydan sonra çok kısıtlı yani anlatabildim mi? Evet. Ya bunu anlayış olması lazım erkeklerde de. Ya buradan yola çıkarak anne sütünü saklayabilir. Tercihen göğsünden vermez. Bakın tercihen en iyisi göğsünden vermesi. Ama çalışan bir anne de bu zordur. Yani onu söyleyeyim. Gerçekten zorlanır. Çünkü çalışıyor, işe gidiyor. Orada suyunu içecek. Yüksek oranda su içmesi lazım. Hem beslenmesine özen göstermesi lazım. Tabii. Çalışırken bu da her zaman şimdi düşünün ki günde 8'e kadar çiş yapmazsa anne, günde 8'e kadar çiş yapmazsa ne yazık ki sütü gelmeyecektir. Ve süt de emerek gelecektir. Bakın unutmayın. Ne kadar emerse, ne kadar da sıvı alırsa anne, sütü öyle getirecektir. Bakın sağmak süt getirmez. Tamam mı? Sağılarak süt gelmez. En iyi emmekledir. Çocuk emecek onu. Evet. Çocuk ne kadar göğüste durursa o kadar süt gelecek. İyi de çalışan bir anne sabah 8, akşam 8 çalışıyor veya akşam 6 çalışıyor, akşam 4 çalışıyor. Yani tek kelimeyle iğrenç bir durum. Çok zor. Ben onun için annelere diyorum ki bütün imkanları kullanmak lazım. Yani
rapor alınacak, ücretsiz izin alınacak, yani ne geçerliyse hakkınızdır bu dönemde bebeğe destek vermek lazım. Özellikle ilk 4 ay çok önemli. Ve bol su içecekler. Bakın günde 8'e yakın çiş yapması lazım annenin. Nasıl anlayacaksın su aldığını? Çişten anlayacaksın. Evet. İnanın su almadığı zaman sütü yine gelmeyecektir. Ama bakın ben annelerin şey demedim. Tatlılar demedim. Baklavalar demedim. Nasıl beslenmeliler aslında? Bol daha su. Çok sıvı gıdalar bol su. Mı? Yumurta yemeleri lazım. Protein. Peynirini, hellimini yemesi lazım. Protein. Süt ve sütlü gıdaları alması lazım. Aynı zamanda pekmezini içmesi lazım. Demir içerikli gıdalar alması lazım. Etini muhakkak yemesi lazım. Yani et yemeyen bir anne çok kötü bir şekilde demir eksikliğiyle çocuğu yüz yüze getirebilir. Evet. Hoş değil. Ve bol su içecek. Bakın. Bir de et, süt, vitamin takviyeleri almak bu dönemde sağlıklı olur mu? Anneler zaten doğum sonrası vitamin takviyesi verilir. Kadın doğumcular emzirirken tarafından. Bir sakıncası olmaz. Bir sakıncası olmaz. Ama anne besleniyorsa vitamin takviyesine de çok gerek yok ama iştedir. Evet. İş yükü kafasındadır. Alınabilir. Ama su, bakın su çok önemli. Hiç ben kola demedim. Asitli gıda demedim. Soda demedim. Evet. Bakın bunların hepsi yanlış. İçki demedim. Asitli şeylerden uzak duruyoruz. Kesinlikle. İçki demedim. Bunlar yanlış. İçki, alkollü gıdalar veya asitli gıdalar. Bunlar son derece yanlış. Anladın? Bunlardan uzak durulacak. Sodadan, koladan. Bunlar çok önemli. Bol su içilecek. Mayalı bazı içecekler çok işe yarayabilir. Mayalı içecekler. Nedir o mayalı içecekler de? Alkolsüz bira gibi düşün. Ama onun zaten piyasada satılan, anne sütünü getirdiği söylenen preparatları var. Ben onlar ismini, çaylar da var. Evet, çaylar da var. O çaylar, o işte şeysiz neydi adı, alkolsüz mayalı gıdalar, anlatabildim mi? Artırabilir. Kimisinde, çorbalar peki, çorbalar, kompostolar. Hepsi. Ben çok enteresandır, bir anneye havuç suyu artırırdı. Bir anneye mücendire pilav artırırdı. Bildiğiniz neydi o, mercimek pilav, anlatabildim mi? Çok işe yarardı. Bir tanesi söyle ismini şey yerdi, söyle ismini çorba, zebze çorbası içerdi. Çok fazla artırırdı. Kişiden kişiye değişiyor. Değişiyor, bunu bilmiyorum. Kimisine tahın arttırdığı söyleniyor. Evet. Pekmezle birlikte. Tabii bu kişisel özellikle değişebiliyor. Ya burada anne sütünü getirecek ki sağıldığında gelsin. Bakın ilk bir ay lütfen sağmamaya çalışsınlar. Evet. Çünkü ilk bir ayda annenizin ağız sütüdür. Çok gelmeyecek. Bu defa anne bakacak, aa sağdım sütü az geldi. Zaten çocuğu beslemiyor. Biraz sonra da ona bahsederiz. Çocuk çünkü sık ağlar o dönemde. Evet. Onu da konuşuruz biraz sonra. Ama o dönemde sağmamaya çalışsınlar. Eğer akmıyorsa göğsünden, fazla değilse. Bir aydan sonra sağılabilmesi daha istediğimiz bir durumdur bizim ki sütü bollaşacaktır bu kadar sıvı alındığı takdirde. Ne yapacak? Temiz şartlardan. Elleri temiz. Göğsünün ucunu temizleyecek. Ve makineli, elektrikli veya manuel olarak cihazlar vardır. Göğse takacak. Yara etmemeye çalışacak göğüs ucunu. Evet. Çünkü yara olursa başımıza iş gelir. Ve bunu özel kapları var. Steril şartlarda olun. Ve her defasında bir sağmayı bir yere koyacak. Bakın bu çok önemli. Tamam mı? Bu çok önemli. Mesela sağdı. Bir kap oldu diyelim. Onun tarihini ve saatini yazacak. Üstüne ekleme yapmayacak. O saatte sağmıyorsa. Şimdi o saatte bunu ve bunu sağırsa ikisini birden başka sağmayacak. Anladın? Evet. Birini sağıyorsa onu dolduracak. Anladın? Azar azar fazla olmasını isteriz. Ve zamanı yazılmasını isteriz Özlem Hanım ki dönüp bunu kullanacak tekrardan. Kaç saat sonra kullanabiliriz peki? Şimdi kaç saat? Sağdı, saklayabiliriz. Ne kadar sağdı? Onu geleceğim şimdi. Evet. Sağır sağmaz kullanabilir. Ama oda ısısında bekletecekse 6-8 saat. Ama oda ısısı nedir? Onu söyleyeyim. Şu 40 derece bizim Temmuz'daki sıcağımız var. Oda ısısı mı? Tamam, yanıyorsun ya onun için. Orada bir saat bile dayanmaz o süt dışarıda. Oda ısısı 24 derece. Şimdi 24-25 derece içerisinde 6-8 saat dayanabilir. Buzdolabının rafında bırakacaksanız, yani nerede? Kapağında. Buzdolabının kapağına koyacaksanız 24 saat. Evet. Tamam mı? Eğer buzdolabının dondurucusuna koyacaksanız bir ay. Ama derin dondurucuya koyacaksanız 6 ay. Şimdi derin dondurucuya koymayı biz tavsiye ederiz ki ileriki günlerde kullanabilsin diye. Evet. Şimdi buradaki sorun şu, bakın. Azar azar sağacak ve her kaba tarihini ve saatini yazacak. Kullanırken tek tek çıkaracak ve en eskiden başlayarak kullanacak. Isıtırken sıcak suyun içine oturtacak, kaynatmayacak.
Bakın çok önemli. Şimdi dedik diyelim biz onu sakladık. Yazdık tarihini. Bugünün tarihi şu anda 20 kaç oldu şimdi? Özür dilerim. 27'si. Tamam. 27'si. 27'sinin tarihini attık. Evet. Saat 10. Tamam mı? Bunu koyduk buzdolabının veya dip frizin içerisine. Bunu kullanmaya geldiğimizde çocuğa 5 taneyi aynı anda ısıtacağımız yerde az az ısıtacağız. Çünkü çocuk içmedi mi sevgili Özlem Hanım? Tekrar bu dondurulamaz. Evet. Bakın ne artık kadar. Artık tekrar saklanamaz. Atılması gerekiyor. Evet. Yani aldınız, ısıttınız, içti, içti. İçmedi, saklanamaz. Anlatabildim mi? Evet. Onun için azar azar yapacağız. Ve azar azar ısıtacağız. Sıcak suyun içinde kaynatmayacağız. Olur mu? Evet. O şeyi sütü kabartacağız. Sütü doğrudan döküp kaynatmıyoruz. Kesinlikle hayır. Hani biz benmari usulü diyoruz ona. Benmari usulü. O şekilde tamam, ısıtıyoruz. O laboratuvar yöntemi. Evet. Ve bu şekilde şeyin içerisinde ısıtıyoruz ve bebeğe öyle biberonla veriyoruz. Biberon da incelikli olması lazım. En küçük damlalıkta olması lazım. Anneler der ki fazla gitsin. Fazla giderse bebek o akış hızına alışacak. Ve sizin göğsünüzden emek vererek çekmek gibi bir eziyete girmeyecek. Bu defa hep biberon isteyecek. Biberona alışmış olacak. Evet. Ne kadar enteresan. Onun çok için doğru. Azar azar saatlerini yazarak eskiden başlayarak kullanmak suretiyle yenileri kullanıp da çünkü biliyorsunuz buzdolabının dibine koyarlar. En dibindeki en eski, en öndeki en yeni annenin eline gelir en yeni en diptekiler kalır. Sonra onlar bozulur. Aldığında çocuğu tatsız eder. Evet. Bu da yaşadığımız bir olay. Veya alır 5 tanesini ısıtır. Sonra şey yapamaz, kullanamaz. 3 tanesini geri koymaya kalkar, dondurur. Bu da son derece yanlış bir hareket. Tamam, yani biz kullanacağımız kadar azar azar olması önemli. Temiz şartlarda, steril kaplarda evet. Ve tarihleri belli olarak yapılması gerekir. Ve ince delikli biberonu kullanmak gerekir ki alışmasın. Evet, peki bir de şunu sormak istiyorum. Bu emzirme döneminde anneler saç boyatabilir mi? Hayır. İşte bu kavga şey dövüş var. Olayımız. Niçin? Çünkü tüm söylerler organik bir madde. Şimdi buradan ticaret işi yapanlar bana kızacaklar ama. Şimdi organik bir madde diye söylerler. İyi de güzel de onun içerisine atılan kimyasallar kendileri acaba organik olduklarından farkında mılar? Yani tamam ben organik olduğunu düşünüyorum da. O senin kanına ne kadar geçecek? Çocuğu evet. Ne kadar şey yapacak? Yani bunu bilmiyorsunuz. Organik olarak düşünüyorsunuz. Ama içinde elbet kimyasallar vardır. Nasıl bir araya getirecek onu anlatabildim mi? Bir sürü madde yazar. Ama o maddelerin hepsi çocuk üzerinde bir etkisiz olduğunu biz biliyor muyuz? Keza o maddeleri niçin verelim biz çocuğa? Annenin saçı renkli şey kalacakmış, beyazlar olacakmış. Varsın olsun canım 6 ay. Evet. Ha, ne olacak ki yani anlatabildim mi? O kadar önemi yok bizim açımızdan. Ama evet. Saç boyanmasını biz istemiyoruz. Anne sütü emildiği sürece organik olsalar bile kuaförler peşime düşecek kesin eminim. Anlatabildim mi? Çünkü organik olduğundan emin değiliz. Yani fabrika ürünüdür onlar. Neticede organikliği soru işaretidir. İçinde kimyasal maddeler muhakkak vardır. Ama bunların bebek üzerine etkili olup olmadığını araştıran bir çalışma da elbet bulunamaz. Çünkü bebekler böyle bir araştırmaya tabii tutulması yasak zaten. Evet. Onun için en son tercihimiz olsun öyle söyleyeyim. Peki bir de emzirirken günde bir defa da ek mama verilmesinin bir sakıncası var mı? Var mı? Verilmeli şimdi, mi? Eğer anne işleyen bir anneyse ve emziremiyorsa mama destekli gidilmesinde mecburiyeti var. Ama biz mama artı anne sütünün beraber gidilmesini istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Çünkü annenin sütüyle mamanın arasında kalite farkı var. Bebeğe göre. Evet. Şimdi bana göre anne sütü süper. Değil mi? Mamanın kalitesi anne sütüne asla yetişemez. Ama bebeğe göre öyle değil. Bebeğe göre damak tadı önemli. Bebeğin anne sütünü nasıl görür? Light süt. Hiç light sütü içtiniz mi? Light süt. Evet. Ama mama ise şeftali kebabı tadında. Kim olur ki gidecek light süte? Ve bir de onu çekiyor mübarek yani gelinmesi için. Zorlanıyor. Bu taraftaki ise atıyor ayaklarını. Hop 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 ağzına damlatıyor. Bir de tutkunluk hissediyor. Hissediyor çünkü gibidesine daha mutlu, oturuyor. Daha mutlu, daha rahat. Anne de çok hoşuna gidiyor. Bak diyor ne güzel kilo da alıyor. Anne sütüyle zaten kilo almıyordu. İşte böyle şişiriyorum diyor. Ama bilmiyor ki hiçbir mama anne sütünde olan immünoglobulinleri, anne sütünde olan savunma sistemini bebeğe veremez. Evet. Hiçbiri. Savunma sistemini istediğimiz ölçüde tutamaz. Anne sütü aslında süt değil, canlı bir organ. Kanımız bizim sıvı mıdır? Bildiğimiz bir hayır, kan bir organdır. Bakın kan canlıdır. Anne sütü de canlıdır. Siz kanınızı veriyorsunuz ona. Evet. Ne kadar önemli bir şey.
Onun için mamayla onun kıyas edilmesini bile ben yanlış görürüm. Hı hı. Anne sütü canlı, mama canlı değil. Onun için anne sütüne geçmesi çok önemli kişinin ve mamayla desteklememeye çalışması. Eğer desteklerse mamayla, zorunda kalırsa ve işteyse sulu yapmasını öneriyoruz. Evet. Nasıl sulu? Mesela 30 cc'ye bir kaşık derler. Üzerinde öyle yazar. Ama 30 cc'ye bir kaşık olursa tadı çok güzel olur mübarek. Ama ben onu 40 cc'ye bir kaşık yaparım. Ama kaynatılmış, soğutulmuş suyla yapılır ve steril şartlarda yapılır. Ve içerisine muhakkak daha az toz koymamız lazım ki o tadı elde edemesin. O da biraz light olsun. Evet. Tamam ki anne sütüne tercih etmesin efendim. Peki Sayın Çağlar, bu ağlama konusuna da değinecek olursak. Evet. Bebeğin sürekli ağlıyor olması her zaman doymadığı anlamına mı geliyor? Dört dörtlük bir sorudur bu. Anneler, bebekler ağlamıyor, ağlıyor. Evet. Tamam mı? Ama mama aldıklarında uyuyor diye serzenişte bulunurlar. Şimdi anne karnında nasıl gelir sevgili Özlem Hanım? Sessiz, sakin, ısısı ayarlanmış, sesi olmayan, huzurlu bir ortamda, sıcak, oh koltukta oturmuş bir şekilde anne karnındayken hop diye dışarı çıkıyor. Birileri bir şey söylüyor, ısı artışı var, bir kavga dövüş demesi var, bir gürültü var. Her şey değişiyor. Atılmış artık ama bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Kime sığınacak? İlk sığınacağı şey nedir? Annedir. Evet. Baba değil bakın. Anneye sığınır. Ve ilk baktığı şey de anneyi tanır. Ve annenin göğsüne gider. Bu çok önemli. Annenin göğsünü emdiğinde huzur bulur, doymasa bile uyur. Evet. Tamam mı? Bu çok önemli. Onun için sık sık ister. Çünkü doymaz. Ha bir oradan huzur bulur. Peki daha da enteresan, annenin göğsünün yanında kalbi var annenin. Kalp atışlarını duyar. Evet. Tak 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 tak. Dikkat etsin anneler, ben burada annelere özellikle söyleyeyim. Annelerin eğer sağ göğüste besleniyorsa bir bebek, sağ göğüste besleniyorsa daha az huzurlu, sol göğüste besleniyorsa daha fazla huzurlu olduğunu görecekler. Çünkü anne karnında duyduğu o sesi duymaya kalbi devam ediyor. Kalbi yakındır çünkü. Anlatabildim mi? Kalp ile beslenen, kalbin yanında beslenen bebek daha huzurlu olacaktır. Ama bu demek değildir sağ vermeyin, öyle bir şey yok. Tabii ki vereceğiz. Ama neticede neden o tarafı tercih eder? Çünkü kalp sesini duyar. Evet, o huzurdur ona. Hatta biz bazen deriz ki odasına bir şey koyun, tak tak ses çıkarsın. Sonra bazıları da dedi ki bu çok zararlı olabilir çocuğun gelişimi açısından. O da tartışma kaldırır, onu da koymadık artık, anlatabildim mi? Evet. Onun için o ses, o kalp sesi ona huzur verir. Annenin göğsüne gider, onu emer. Her bir şey olduğunda reaksiyon gösterir, annenin göğsüne sarılır. Huzur bulsun ve orada uyusun diye sevgili o zaman. Ama anneler ne der? Beslenmiyor. Ama mama aldığında şeftali kebabı yediğinizde ne oluyorsunuz? Böyle iki büklüm yatıyorsunuz. Çünkü karnınızın içerisinde zaten taş gibidir o. Onu öğütesiniz, zamana ihtiyacınız var. Mama da ona benziyor neticede. Evet. Ama ne oluyor? Kabızlık olabiliyor, gaz ağrısı olabiliyor. Yarın o bir gün aşırı kilo alabiliyor. Anne sütüyle alınan kiloların hiçbiri kalıcı değildir. Mamayla alınan kiloların kalıcı olma ihtimali vardır. Evet. Ben bunu açık söylüyorum. Bize mama firmaları gelir. Mama tanıtırlar. İlk 4 aya kadar bana mama tanıtmayın der. Anne sütünden üstün hiçbir şey olamaz. Evet. Eğer ki anne sütü yoksa ve mecbursak mama verelim, o zaman da lütfen inek sütü vermeyin. İnek sütü vermek 1 yaşına kadar son derece kötü. İşte o zaman bu formülle mamaları tercih etmemiz lazım. Evet. Anne sütü yoksa, ki bu ihtimal de olur. Bazen annelerin göğüsleri beslemiyor. Ama bunu da kolaylıkla karar vermeyin. Kilo tartımıyla karar verin. Yani ağladı diye karar vermeyin mamaya geçmekte. Doktorla birliktelik gösterin ve her 10 günde, her bir haftada bir kilo tartılsın. Bir çocuk günde 10 gramla 30 gram arası alması lazım. Evet. Eğer bu kiloyu alamazsa Özlem Hanım, anne sütüne rağmen anneyi besledik, her şeyi yaptık, olmadı olmadı be kardeş. Vermemiş Mahmut, ne yapsın Sultan Mahmut derler. Anlatabilir. Tanrı'dan gelen de kafamızın üzerinde kabuldür. Ve mecbur kalırız, mama veririz. Mamalar verilebilir. İnek sütü asla. Ama evet, anne sütüne tercih değildir mamalar. Peki emzirirken annenin inek sütü almasında bir sakınca var mı? Evet. Annenin inek sütü almasında sakınca yoktur eğer bebek süt alerjisi değilse. Bunu da nasıl anlayacağız evet, peki? O zor bir durum. Şimdi ben bunu yaşayarak hem öğrendim kendi oğlumda da. Süt alerjisi çok tatsız bir şeydir. Kakasında sümüklü yapılar gelir çocuğun. Bazen kan gelir, bazen kabızlık olur, bazen huzursuzluk olur. Bazen infantil kolit dediğimiz böyle ağrılar, aşırı derece ağrılarla ortaya çıkar. Ve annenin sütüne karşı alerji değil, annenin içtiği sütün proteinine karşı alerjisi olur.
Evet. Ve bu durumda süt alerjisi saptanan, kan alarak saptanabilir ancak çocuklarda. Annenin sütü kesilmez, annenin süt içerikli olan gıdaları kesilir. Evet. Bakın ne kadar önemli. Süt alerjisi var diye anne sütü kesilen bir sürü çocuk var, yanlıştır. Süt alerjisi olanın anne sütüne karşı değil, sütü alerji kesilir. Annenin süt ve süt içerikleri kesilir. Evet. Anne sütünü kesmek için bayağı taklatmak lazım efendim çocuktan. Anne sütünü kesip direkt mamaya geçmek çok zor bir karardır. Evet. Tamam mı? Gerçekten beslenmeyecek. Anne sütünü verdiğiniz halde şikayetler geçmeyecek. Kilo alımı azalacak ve ondan sonra mama durumuna geçeceğiz. Öyle bir günlük bir dakikalık karar olmamalıdır o karar. Evet, peki biraz da bu ağlama konusunu yine açacak olursak, her zaman ağlayan bebekler var, bir de duyduğu halde ağlayan bebekler var. Anneleri hani yanılgıya düşürüyor. Başka hangi sebeple olabilir? Efendim şimdi hemen şunu da söyleyeyim, göğüse yapışıp kalır sevgili Özlem. Evet. Öyle bir göğüse yapışır ki bebek, annenin göğsünün üzerinden düşmek istemez. Böyle bebekler de var ve 40 gün. Anneyle gece gündüz farkını bilemedikleri için 40 gün süresince gece gündüz farkı da olmadığından dolayı annenin göğsüne yapışık gezer. Anne uykusuz kalır. Gerçi annenin prolaktin hormonu onu dinlendirir, ona katkı verir ama biz neticede gene de annenin biraz uyumasını isteriz. Ama bebek buna müsaade etmeyebilir. Çok iştahlı bebekler vardır. Anne sütü de bazen az gelebilir. Şimdi biz böyle durumlarda ne yaparız? Onu biraz kandırırız. Anlatabilir. Nasıl kandırırız? Belki biraz mama yaparız ama çok sulu yaparız. Anlatabildim, hiç sevmemekle birlikte. Çünkü anne yetişemiyor, göğüsleri boşalmış, anlatabildim mi? Biraz mama yaparız ama bu mamayı baya sulu yaparız. O onun tadını sevmez, ona boş gibi gelir. Bazen sevmesek bile rezene çayı veririz. Evet. Anlatabildim mi? Rezene çayları da birazcık rahatlatabilir. Bebekler için yapılmış rezene çayları var ama hepsi steril şartlarda olması lazım. Sular çok dikkatli kullanılması lazım. Kaynatılıp soğutulması lazım. Rezene çayı dediğimiz boş atarız araya. Yani kiloya çok iyi almış, gayet iyi ama annenin göğsünden düşmüyor. Böyle bebekler de vardır. Alışkanlığa dönüştü. Yani ne yapıyor? Yalançı emzik gibi kullanıyor sevgili Özlem Hanım. Annenin göğsünü yara yapıyor. Bu yaraya da değinmek istiyorum lütfen. Evet. Çok önemli. Ve annenin onu emzirme kalitesini bozuyor. Hoş bir şey değildir. Anneler de lütfen çok dikkat edelim. Göğüs başı yarası yapmasınlar. Göğüs başı yarası tehlikeli. Çünkü ona acı veriyor. O huzuru bulamıyor anneler. Bu sebeple anne göğsünü bebeğe verirken iki parmak arasında birazcık sıkıştırarak olduğu gibi siyah kısmı ağzına vermesi lazım. Sadece ucunu değil. Ama sonra o sıkışmayı açacaktır. Yani bu sıkıştırmayı böyle tutarsa süt kanallarını da sıkıştırır. Evet. Bunu da istemiyoruz. Ama önce o ağzına koyarken ilk başta o siyah kısmı hepsini ağzına koyması lazım. Sadece ucunu değil. O zaman çocuk sakız gibi ezer kendisine damaklarının arasında. O hoş değil. Onun için olduğu gibi ağzına koyacağız ve emerek almasını sağlayacağız. Isırarak değil. Bu çok önemli bir olay. Ve göğüs başı yarası içinde bazı kremler vardır. O kremleri kullanması Bunları kullanmakta isteyecek. Sakınca yok. Şimdi bazıları silerek kullanılabilir. Yani kremdir bunlar. Koyacaksınız, sileceksiniz de çocuğa vereceksiniz. Bazıları da silmeden çocuk da emebilir. O bir ağaç kabuğunun ekstresi diyelim. İsim söylemeyelim şu anda. Onlar ise silmeden alabilir o çocuk onu. Anne beslerken hep 45 derece açı tutturması lazım. Bu da önemli. Ki emdirirken o açıyı yakalayabilsin. Burnunu muhakkak koruması lazım ve burun açık kalması lazım. Biliyor musun? Burun tıkanıklığı sebebiyle anne sütünü veremeyen anneler var. Evet. Hadi gelin bundan çıkın lütfen. Burnu tıkalı. Ya burnunu açın diyoruz. Burayı böyle kapalı kalıyor. Nefes alamıyor. Çocuklar ağızlarından nefes almayı bebekler daha öğrenemez 40 güne kadar. Onların burnunu sıkınca anda alırsınız. Öyle düşünün. Ağlarlar, bağırırlar. Evet. Çünkü ağzından nefes almayı daha öğrenememiştir. Ama burnunun açık olması lazım. Peki ne yapacağız? Bol bol serum fizyolojik tuzlu su sıkacağız. Şimdi bazı anneler ne yapar? Korkar, çekinir, bir damlacık koyar. Bir damlacıkla burun açılmaz. Ama doktor bey diyor sen böyle yapıyorsun da ben bunu yüreğim el vermiyor. İşte demin anlattım ya ben de hastanenin dışına kaçtım yüreğim el vermediği için. İşte bu aslında çok duygusal davranmak bizi hataya götürecektir. Çok biraz duygusal davranmak, biraz dayanıklı olmak lazım. Burnunu açacağız ki emebilsin. Göğsümüzden burnunu koruyacağız ki çünkü düşünün çocuk böyle göğsü tuttu. Buraya burnu değecek göğsünün
annenin memesine değecek. Burada gömülecek. Bu da ememeyecek. Onun için bunu bir korumamız lazım. Hı hı. Göğüs başını sıkıştırmamıza gerek yok artık tuttuktan sonra. Şöyle bir açacağız burnunun nefes aldığı yeri ki çocuk rahat nefes alabilsin. Evet. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Çünkü bebek emerken nefes alması şarttır. Bir şey daha söyleyeceğim. Çok buyurun. Özür dilerim. Süremiz rica çok sıktık şey yaptı. Evet, toparlayalım, toparlayalım da isterseniz. Bir buyurun. De gaz çıkarma çok önemli. Hı hı. Allah aşkına gaz çıkarmada lütfen sırtını ovarak değil o zaman. Bazı aileler ovar. Evet. Vurarak. Bakın çok önemli. Alacaklar sırtçıklarına vurarak aşağıdan yukarıya doğru çıkacak. Bir sodanın altında bir şey kaldığını düşün. Gaz kabarcı. Onu yukarı çıkarmak için ovarsanız çıkmaz. Ona böyle vurursanız çıkar. Doğru değil mi? Hı hı, onun için doğru. O da böyle vuracak sırtına. Bebek uyusa bile bunu illaki hiçbir yapmak gerekiyor yoktur. Değil mi? Hiçbir zarar yok. Biraz da kusabilir bunu yaparken. Hı hı. Bir kaşıcık kadar. Buna da dikkate almasın anneler. Bunun da bir önemi yoktur yani. Bir kaşık kadar kusmasının da önemi yoktur. Vay efendim kustu diye. Günde 5-6 defa kusabilir çocuk. Hiçbir önemi yok. Her defasında taşarak kusabilir. Hatta reflüsü olan çocuklar biraz fazla da kusabilir. Ama her reflüsü olan tedavi gerektirmez. Göğüste hırıltı yoksa, kilo alımında sakınca yoksa, 1 yaşın 6 aya kadar bunlar doğal olabilir. Sabırlı olmak lazım. Direkt ilaçlara evet. Sarılmamak lazım bunlarda da. Sırtına vurarak gaz çıkaracağız. Her beslenmeden sonra ve çok önemli bir unsur gaz çıkarma için. Herkese tavsiye ederim. İlaç milaç değil, kötü yolda, kötü arabayla gezmelerini istiyorum. Alacaklar güzel bir... Kötü yolda, kötü arabayla çukurlara düşmek lazım. O durumlarda belediyelerin yolu yapmamasını istiyorum ben ki güzel evet. Çıksınlar. Tamam. Bu konuda işe yarıyor. İşe yarıyor. Çukurlar işe yarıyor. Düşe kalka, düşe kalka gidecek. Acayip güzel bir gaz çıkar, eve gelir, yatır. Zeytinyağıyla karıncığına masaj evet, yapabilir. Zeytinyağı da bir ilaç aslında. Feci derecede bir ilaç. Hem beslenir çocuğun cildi ama asitsiz zeytinyağı olacak. Bunu unutmamak evet. lazım. Asitli değil. Hem zeytinyağıyla masaj yapabilir, hem cildini yıkayabilir. Saçında konaklar varsa zeytinyağı çıkarır. Bakın ilaç demedik biz hep zeytinyağı dedik. Dikkat evet. edin. Kötü yolda kötü arabayla gezme dedik. 45 dakika yalnızca. Öyle 10 dakika gezmeyle olmuyor. 45 dakika. Alacak buradan Dikmen'e gidecek mesela. Öyle düşünün. Bir de geri gelecek. Dikmen'e evet. gidip geri gelmesi olayı bitirir. O gece rahat uyurlar. Otururlar. Herkesi geri gene olur. Gene o yolu almak gerekir. Her gece bir tur atmak gerekecek. Bir tur gerekecek. Atmak gerekecek. Özellikle gece saat 9'da olur gaz ağrıları. Onu gelecek programda gene konuşacağız. Evet. Ve bu gaz ağrıları da akşam bu araba gezisiyle, araba gezisi ama şey arabası değil bebek arabası. Büyük araba yani bizim sürdüğümüz dört çekerli, şey, özür dileme dört tekerlekli arabalardan bahsediyorum. Evet, bildiğimiz arabalara. Tabii ki. Evet, süremizin sonundayız. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Bebek gelişimi hakkında da önümüzdeki hafta sohbetimize seve, seve. Devam ederiz sizinle. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür size. Ben teşekkür ederim. O zaman herkese sağlıklı bebek büyütmeleri biz tavsiye ederiz. Ne kadar sağlıklı bebeğin temelini atarsak o kadar ileriki günlerde sağlıklı olacaktır. Anne sütüden şaşmayalım. Çok önemli. Evet. Ve lütfen 1 yaşına kadar inek sütü de vermemeye çalışalım. İnek sütü kesinlikle verilmesin ama Kuzey Kıbrıs'ta halen daha pastörize inek sütü veren insanlar var. 6 aydan küçük, 1 yaşından küçük bebeklere. Bu son derece kötü. Mide kanaması yapar. Eğer sütünüz yoksa anne sütünüz ki tercihen biz anne sütü diyoruz. O zaman formülle mamalar verilebilir. Ama lütfen lütfen anne sütü olmazsa da mamalar ama sakın ola İnek sütü değil. Peki çok teşekkürler. Teşekkür tekrardan ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Değerli izleyenler sağlıklı yaşamın sonundayız. Pazartesi günü yeni bir konuğumuzla yeniden birlikte olacağız. Ekip arkadaşlarım ve yönetmenimiz Gülten Özyakup adına sizlere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.